Ekranların ve sahnelerin aranan ismi Deniz Çakır, Engin Alkan'la birlikte Tarla Kuşuydu Juliet oyununa başladı kısa süre önce. Hadi korkma aşk ol, beni korkma aşk ol, beni korkma aşk ol. Geçtiğimiz hafta pazar sürprizinde Deniz Çakır'ın oyunla ilgili Ömür Sabuncuoğlu'na yaptığı açıklamalara ve güzel oyuncunun bateri performansına yer verdik. İnteraktif bir komedi olan Tarla Kuşuydu Juliet oyununda sahnede makarna yapıyor Deniz Çakır. Peki bizim için de yapar mı dedik, yaptı. O zaman mutfağa geçelim. O zaman size bir makarna yapayım. Juliet'in Romeo'ya yaptığı yemek el yapımı spagetti bolognese. O zaman Tarla Kuşu Juliet'imiz başlasın yemeğin yapımına. Evet, spagetti bolognese. Bolognese için önce kollarımız sıvandı, yüzükler çıkarıldı, ellerimiz temiz. Ne kadar mesela ölçek? Ya tatlım, göz kararı. Yıllarımı mutfağa verdim ben. Şimdi şu ortayı şöyle açıyoruz ki ondan sonra yumurtamızı kırıyoruz içine. Hop. Ve perde arasında falan da bu makarna bitiyor. Bu hop diye hem zaten sahnede yiyoruz, hem de sonrasında kalanlar da kalmıyor yani bayağı. Arkada ekip yiyormuş galiba. Yiyoruz vallahi. Güzel yiyoruz. Sahnede yemek yapmak terapi gibi geliyormuş Deniz Çakır'a. Hiç evde spagetti hiç yapmadım ama ya çok güzel oluyor yani, keyifli oluyor ve lezzetli oluyor. Evet, bak şu an hakikaten terapi gibi mesela. Tabii biz oyun sırasında biraz hani oyunda yeni olduğu için ay o ne olacak, bu ne olacak, ışık ne olacak, işte bilmem ne olacak telaşındayız ama 3-5 oyun sonra o da gidince böyle daha keyifli keyifli yaparız makarnamızı. Ekranda yemek yaparken görülen güzel ünlülerimize mutlaka yemek programı teklifi gelir. Ay yemek programı mı acaba yapacağım bundan sonra? Belki teklif gelir değil mi? Bu arada hamur açarken ellerinin ne kadar yetenekli olduğuna dikkatinizi çekeriz. Babaanneciğim izlersin inşallah. Benim babaannem çünkü böyle mantıydı, makarnaydı, o konularda ustadır. Usta, harika. Sıra hamuru makarnaya çevirmekte. Evet, hamurumuz oldu gibi. Aa, şahane oldu. Evet. Efendim, kıvamımız bu. Yaparken bir de şarkı dinlesek o güzel sesinden. Haydi gel benimle ol, oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize. Oradaki sevgililer özenip birer birer gün olur erişirler ikimize. Haydi gel benimle ol, oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize. Hamuru makarna haline oradaki dönüştürürken tüm hünerlerini sergiliyor. Evet. Spagettiler. İşte spagettiler. Hemen bunları unluyoruz. Hop. Hop. Artistik hareketler. Sıra makarnaları pişirmekte. Hop. Seyirciye de tattırıyoruz oyunda da. O yüzden çok tok gelmesinler yani, özellikle ön sıra. Değil mi? Evet. Biz de biraz iyice rahatladıkça böyle seyirciyle şey yapacağız. Daha da diyaloğa geçeceksiniz. Aynen. Aynen. Evet, şimdi bir 7-8 dakika mı oyundaki süresini bilmiyorum, bu ne olacak? Bu arada soğanları emanet edelim tekrar. Soğanlar. Bolognese sosu için kıyma gerek. Kıymamız soyadan. Yani tamamen vejetaryen bir ürün. Soya kıyması. Soya kıyması, pardon. Ve gerçekten tavsiye ederim. Gayet sağlıklı. Hayvan arkadaşlarımızı yemeden de hayatımızı sürdürebilmenin yollarını
bulursak ne güzel vallahi. Evet, elimden evet. geleni ben de yapacağım. Evet. Bu alışkanlıklar işte küçüklükten beri gelen. Ama olmadan da oluyormuş. Bak gerçekten şimdi yediğinde gerçekten kıymetli. Ve makarnamız oldu. Evet, makarnamız. Makarnamız oldu. Bak. Tabii oyunda bunu kaldırdık. Böyle sularını dökerek alıyoruz. Orada bizim tatlı bir oyunumuz var. Hop. Sıra serviste. Deniz Çakır'ın ellerinden makarna yemek keyifli olacak. Buyurun efendim. Hadi bakalım. Deniz Çakır'ın ellerinden. Çok sıcaktırdık. Spagetti. Ömür Sabuncuoğlu'nun notu fevkalade. Teşekkür ediyorum. Beğendin mi? Nefis olmuş değil mi? Bak Türk kıyması falan artık benim gayet hoşuma gidiyor yani. Artık dışarıda makarna yemeye son. Bana gelin. Nefis. Ellerine afiyet sağlık. Olsun. Afiyet olsun. Harika olmuş. Sizler de alın bir çatal.